Kıymetli basın mensupları, aziz milletimiz. İmam Hatip Okulları bugünkü haliyle bundan 71 yıl, isim ve içerik olarak ise 109 yıl önce ülkemizin eğitim hayatına zenginlik katan ve özgün bir eğitim modeli olarak geçmişten bugüne kadar milyonlarca öğrenci yetiştiren göz bebeğimiz okullarımızdır. İmam Hatip Okulları ülkemizin gelişmesine katkı sunan, milli birlik ve beraberliği önceleyen, toplumda sevgi, saygı ve hoşgörü ikliminin oluşmasına ciddi katkıları olan eğitim kurumlarıdır. Bu okullar kurulduğu günden itibaren milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olmuş, milletine, devletine ve vatanına aşkla hizmet eden nesiller yetiştirmiştir. İmam Hatip okullarında yetişen milyonlarca genç bugün eğitimden kültüre, spordan sanata, siyasetten teknolojiye kadar her alanda göğsümüzü kabartan çalışmalara ve başarılara imza atmaktadır. Kıymetli basın mensupları, İmam Hatip okulları öğrencisi, öğretmeni ve müfredatı ile bu ülkenin milli eğitim sisteminin bir parçasıdır. Eğitim sistemimiz içinde farklı kademelerde birçok farklı okul türü vardır ve İmam Hatip okulları da bu okullardan birisidir. Okul türleri içerisinde İmam Hatip okullarını tercih ederek bu okullarda eğitim almak isteyen her bir vatandaşımızın tercihi tıpkı diğer okul türleri tercih eden vatandaşlarımızdan olduğu gibi temel bir haktır ve saygıya da layıktır. Bu husus temel insan hakları ve anayasamız açısından gayet açıktır. İmam Hatip okullarının mezunları ve mensupları olarak farklı okul türlerine ve bu okullarda okuyan öğrencilerimize yönelik her türlü ayrıştırıcı yaklaşımı çirkin ve tehlikeli görüyoruz. İmam Hatip okulları her türlü siyasi ve ideolojik tartışmalar dışında kalarak başarılarıyla gündem olacaktır. Ancak zaman zaman kendi çıkarları için suni gündem oluşturmak isteyen bu okullara ve mensuplara saldırarak, hakaret ederek içlerindeki ön yargıyı, kin ve nefreti dışarıya vuran zavallı kişiler de üzülerek ki olacaktır ve buna şahit oluyoruz. Gülşen isimli bir şahsın konseri sırasında İmam Hatip okullarına, bu okullarda okuyan öğrenci ve öğretmenlere yönelik çirkin itham ve iftiralarda bulunması toplumu alenen kin ve düşmanlığa sevk etmektedir. İmam Hatip okullarının mensuplarına ve mezunlarına aynı zamanda toplumun tamamına saygısızlıktır. Bu çirkin ithamı ve iftirayı söz konusu şahsın kendisine aynen iade ediyoruz. İmam Hatip okullarına ve mensuplarına yönelik bu saygısızlıktan dolayı kendisini şiddetle kınıyoruz. Bugün İmam Hatip okullarımızı okuyan yaklaşık 1,5 milyon öğrenciyi, bu öğrencilerin aileleri ve okullarda mezun olanları dikkate aldığımızda 10 milyona yakın bir kitleyi çirkin iddialara itham etmek toplumun fay hatlarıyla oynamaktır. Bu terbiyesizliği asla sineye çekmeyeceğimizi, hukuk önünde hesap soracağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. Toplumumuzu, aile yapımızı ve neslimizi ifsat etmeyi kendisine vazife bilen bu saygısız şahıs için tüm İmam Hatip okulu mezunlarını ve mensuplarını, halkımızı hukuk önünde hesap sormaya davet ediyoruz. Bizler Nilder, Nizip İmam Hatip mezunları olarak bugün bu amaçla sizlerle buluştuk ve ardından Cumhuriyet Başsavcılığına söz konusu şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Şikayetçi olacağız. Bunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.